Vaniköy Kafe paranın nabzını sunar. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Paranın nabzına hoş geldiniz. Ben Şevin Ekinci. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de saat 17.50'de Paranın Nabzıyla Cem TV ekranlarında karşınızdayız. Bugün Çetin Ünsalan konuğumuz olacak. Sayın Ünsalan merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar olsun Şevin Hanımcığım. İyi yayınlar olsun. Evet, ben piyasalara şu anda göz atıyorum ve piyasalarda dolar TL kurunun oldukça yükseldiğini görüyorum. 8.30 seviyelerine kadar yükselmiş durumda dolar TL kuru. Neden olduğunu bilemiyoruz. Tabii bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni pandemi destek paketi açıkladığı haberi geldi bugün. Pandemi sürecine yönelik yeni destek paketini açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu pakete dair detayları alabildiniz mi acaba? Siz nasıl değerlendirdiniz? Şimdi paketin detaylarına geleyim ama galiba en çok pakete çek meselesi damga vurdu. Yani çeklerin bu ay içerisinde ödenmemesi durumunda karşılıksız yazılmaması gibi bir madde vardı dün akşam çıkan düzenlemede. Bugün bundan bir geri adım atıldı ama orada da şöyle bir sıkıntı var. Eğer hesapta para varsa, şimdi bu çok tehlikeli bir şey. Eğer hesapta para varsa diye bir kriter koyduğunuz zaman o çekler ödenmez. Haziran başına kadar da çeklerin yazılması bir anlamda yasaklandı. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi iyi niyetle yapıldığından şüphem yok ama buradan başka bir şeyi anlamamız gerekiyor Şevin Hanımcığım. Sanıyorum bu tip kararlar hiç nabız yoklanmadan, hiç sahanın nasıl etkileneceği dikkate alınmadan alınıyor. Bugün kopan fırtına buydu. Yani dün akşam bir karar çıktı ve işte çekler ödenmeyebilir ama karşılığında işte bir yazılma vesaire gibi bir şey olmayacak dendiği anda piyasada bunun nasıl tezahür edeceğini herkes biliyor. Hatta şöyle diyeyim, ben konuştum birkaç mali müşavirden ki böyle bu konularda sıkı mali müşavirlerden bir tanesi, benim bile iki çekim patladı dedi. Anında bakın, da aynı gün iki çekim birden patladı. Yani tahsil edeceğim bir alacak alınmadı ve doğal olarak da şimdi bu çeki yazdıramıyorsunuz da edemiyorsunuz da. Kriteri Ticaret Bakanlığı son yaptığı açıklamayla işte şeyde adı nedir, hesapta para varsa ödenir dediğiniz anda bu işler inisiyatife kalır. Bu işi nasıl telafi edecekler bilmiyorum ama ben size hemen olası sonuçlarını, pakete geleceğim, paketle ilgili detaylara. Paketin bence en çarpıcı maddesi bu olduğu için buradan başladım. Evet. Olası sonuçlarını söyleyeyim. Muhtemelen ay başında, şimdi bundan birkaç gün sonra ay başına gireceğiz. Yani hafta sonunu saymazsak pazartesi ayın 3'ü. Maaşların ödenmesiyle ilgili sıkıntılar çıkacak reel sektörde. Çünkü birçok kişi buradan gelecek olan tahsilatlarıyla maaş ödemelerini veya firma ödemelerini yapmayı planlıyordu. Şimdi muhtemelen bu çeklerin çoğu ödenmeyecek ve belki de bayrama insanlar maaşlarını alacak mı alamayacak mı sorusuyla birlikte girecek. Birincisi bunun altını çizmek lazım. Bu tip hareketler yaparken ya reel sektörün nabzını çok iyi tutuyor olmanız lazım ki bu karardan bunun böyle olmadığı anlaşılıyor. Ya da bilenlere sormanız lazım. Bunun da böyle olmadığı anlaşılıyor ki ertesi gün, yani karar daha çıkar çıkmaz Ticaret Bakanlığı'ndan hemen tepkiler üzerine bir düzenleme geldi. Fakat bu düzenlemenin de tatminkar olmayacağı kanaatindeyim. Bunu iyi niyetle de kötü niyetle de kullanacak çok firma var. Bunun altını çizeyim bir kere. Bakalım bununla ilgili sonuçlar ne olacak, onu da hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Paketin diğer maddelerine gelirsek, burada tek olumlu madde şu sayılabilir. 3 yıl ödemesiz ve faizsiz kredi imkanı. Evet. İşte 30 bin lirayla 75 bin lira arasında değişen bir kredi imkanı. Evet. İşte, bunda herkes ulaşabilirse bu can suyu olabilir. Bir kere bunun altını çizeyim. Fakat bunun dışındaki hiçbir maddenin şu kapanmaya yönelik, zaten buraya hasarla gelmiş bir reel sektör fotoğraf içerisinde, kapanmaya yönelik derde deva olacak bir başlığı yok. Yani işte 1.000 liraları 1.100 liralara çıkarmak, işte 1.000 lira kira yardımının ya da 500 lira 750 lira gelir desteği ve kira yardımlarının devam ettirileceğini söylenmiş olması çok bir anlam ifade etmiyor. Evet. Çünkü bugün
hizmetler sektöründe ağırlıklı olarak sıkıntının büyüdüğünü dikkate alırsanız, herhangi bir caddede, yani İstiklal Caddesi, Bağdat Caddesi, İstanbul için söylüyorum, buraları kastetmiyorum, buralara hiç gitmeyin, herhangi bir caddede 10 bin liradan, 9 bin liradan aşağı kiranın olmadığı bir ortamda sizin vereceğiniz 750 lira, 500 lira, 1000 lira, bunlar sorunu çözmeyecektir. Öte taraftan kapan dedik, kapanmanın ötesinde şunların da gelmesi gerekiyordu. Şimdi işin sağlık boyutuna hiç girmiyorum. O işin uzmanların alanı ve kapanmak gerekiyorsa da kapanılır. Yani sağlıkçılara uyarız burada. Söz konusu olan bir hastalık. Fakat kapatmaya gittikten sonra ardından işte mesela vergi primlerinizi siliyorum, SGK'yı siliyorum, borçlarınızı öteliyorum gibi bir takım destekler gelmezse şimdi büyük açmaz burada başlıyor. Ben bugün açıklanan ekonomik paketten de açıkçası bu ihtiyaçları veya sorunları giderecek bir başlık görmedim. Ne yazık ki diyeceğim buna. Onun ötesinde de demin bahsettiğim çekle ilgili tartışmada zaten başlı başına büyük bir fırtınayı kopardı. Son düzenlemede bunu ne kadar tolere edecek bilmiyorum ama büyük bir alacak zincirinin kırılma gerçeğini yaşayacağız. Bu biraz düşüncesizce yapılmış hamle nedeniyle. Evet, bu KGF'ler aslında konuşuluyordu. Yine KGF'lere mi başvurulacak diye konuşuluyordu. Özellikle bir zanaatkarlar derneğinin aslında bir Esnaf talebi, Sanatkarlar Konfederasyonu. Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu'nun talebi vardı. Turizmcilerin talebi vardı. Acaba KGF'ler mi kullanılacak diye bizim bir çekincemiz olmuştu aslında. Şimdi siz diyorsunuz ki bu 75 bin liraya kadar olan kredi dışında herhangi olumlu bir nokta ben görmüyorum diyorsunuz bu pakette. Ne Maalesef. yazık ki bunu üzülerek söylüyorum. Zaten hani KGF'lerle ilgili de zaten şundan vazgeçmemiz gerekiyor Şevin Hanımcığım. Daha farklı bir açılım yapmak durumundayız. Zaten borca batmış, ödemelerini yapamayan ve geliri büyük ölçüde kaybedilmiş bir reel sektöre hala destek diye kredi vermeye devam etmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü ya bunlar şüpheli alacak haline geliyor hızla. Ödenebilir hali yok. Yani işte bakın İTO Başkanı diyor ki 6 ay öteleyin. 6 ay sonra ne değişecek bilmiyoruz ama şu anı atlatın diyor. Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu'nun yaklaşık sanıyorum 10 maddelik bir talep listesi var. 10 maddenin onunla da baksanız sadece krediden bahsedilmiyor. Bazı yükümlülüklerin silinmesinden söz ediliyor. Yani bunların ödenebilme kabiliyeti yitirilmiş vaziyette. Diyor ki işte bu döneme ait mesela SGK primlerini silin talebi var esnafın. Şimdi bu talepleri doğru okuduğunuz zaman zaten hani birazcık sokakta dolaşıyorsanız durumu görüyorsunuz da bu talepleri doğru okuduğunuz zaman da şu sonuç çıkıyor. Esnaf hazırdaki yükümlülüklerini, esnaftan sadece hizmet sektörü değil, KOBİ'leri de dahil ediyorum buna. Büyük işletmelerin başka sıkıntıları var. Kısa vadede bu yükümlülüklerini yerine getirebilme kabiliyetine sahip olmadığını açık açık yüksek perdeden haykırıyor. Şimdi siz zaten ödeme kabiliyeti yitirmiş bir müteşebbise tekrar kredi vererek sadece onu biraz daha batırırsınız. Yani şu kredileri destek görmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Yani zaten geri ödenmesiyle ilgili sıkıntılar var. Biliyorsunuz uluslararası raporlarda da bizim en büyük kırılganlığımız bu başlıktan oluşuyor. Fakat buna ısrar edersek bankacılık sektörünü ve bütçenin dengelerini de alt üst edecek bir hale doğru koşuyoruz. Bunu bir oturup masaya yatırmamız gerekiyor. Reel sektörün bambaşka ihtiyaçları var. Reel sektörü kastederken onu açmam lazım. Reel sektörden sadece işverenleri kastetmiyorum ben. Orada çalışanından oraya tedarikte bulunan müteşebbise ve o müteşebbiste çalışanlarına kadar. Yani üretim ekonomisinin bütün aktörlerine, buna finans kesimi de dahil, orada çalışan bekçi de dahil, atölyede çalışan insan da müteşebbis de hepsi dahil bir üretim ekonomisi aktörlerinin tamamının sıkıntıda olduğu bir süreçteyiz. Bunu da sadece biraz daha borç vererek halledebilmeniz mümkün değil.
Herkes can havliyle o borçlara müracaat ediyor ama ne kadar ödenecek bilmiyoruz. Evet, belki bir miktar daha vergi ödemeleriyle ilgili bir düzenleme yapılsa veya nakit yardımına yönelik, başka türden yardımlara yönelik düzenlemelere gidilse daha fazla fark yaratacak ve farklı bir düzen belki ciddi değer yaratacak. Bunlar nasıl olsa ödemeleriyle ilgili sıkıntı çıkmayacakmış Evin Hanımcığım. Şimdi bugün yani şu pandemi koşullarında bunu vatandaştan müteşebbise kadar bazı alacaklarınızdan vazgeçerseniz sosyal devlet unvanı taşırsınız. Fakat bu işler geçtikten sonra bu yani bu pandemi atlatıldıktan piyasalar tırnak içerisinde normale döndükten sonra bunları tahsil edemez duruma gelirseniz aynı şeyi yaparak sorunlu ekonomi damgası yersiniz. Ben diyorum ki bunlar ödenemeyecek. Zaten ben demiyorum. Esnaf söylüyor, İTO söylüyor, bütün reel sektör söylüyor. Bunu yarın yine tahsil edemeyip sorunlu ekonomi damgası yiyeceğimize bugünden affedip sosyal devlet unvanı taşıyalım diyorum. Yani sonuç değişmeyecek. Sadece ekonomiye dair algı, bakış açısı ve sıfatlama değişecek. Diğer sıfatın bize çok daha büyük zincirleme sorunlara neden olacağını da sanıyorum tahmin etmek çok güç değil. Çok zor değil, doğru. Sorunlu ekonomi damgası yersiniz derken Merkez Bankası'nın enflasyon raporu da aslında ciddi tartışmaya sebep oldu. Sayın Ünsal'ın dün yayınlanan rapor üzerinde ciddi tartışmalar döndü. Hem sosyal medyada hem uzmanların yorumları tarafında. Siz nasıl yorumladınız Merkez Bankası'nın ikinci enflasyon raporunu? Şimdi bir kere enflasyonun revize etmesinden başlayalım isterseniz. Herkes 9'dan yuvarlayacağım rakamları. 9'dan 12'ye çıkan, yani 9,4'ten 12,2'ye ya da 3'e çıkan, revize edilen bir yıl sonu enflasyonu var. Şimdi bunu bir kenara koyun ama burada özellikle altını çizmek istediğim bir şey var. Ha, 9'dan 12'ye çıktı denip konu kapatılıyor. Bakın oranlar çok önemli. Neredeyse %33'e yakın bir sapmayla enflasyonun yükseleceğini söylüyor Merkez Bankası. Evet. Fakat bunu dile getirdikten sonra enflasyon raporunun içerisinde diyor ki Nisan ayından itibaren enflasyon düşecek. Evet. Şimdi kendi içinde bir çelişki var. Açıkçası enflasyonun kağıt üzerinde düşürür müsünüz, düşürürsünüz. Ben gerçek hayattan bahsediyorum. Enflasyonun düşebilme ihtimali çok düşük. Niye? Tüketimimizin 1/3'ünü mesela gıda oluşturuyor. Üretimdeki girdi maliyetlerinin artması bambaşka bir başlık ama tüketici nezdinde bakarsanız 1/3'ünü gıda oluşturuyor ki bunu TÜİK'in araştırmaları da dışarıdan yapılan araştırmalarda bize gösteriyor. Yani 2020'den farklı bir şey harcamayacağız. Bugün siz iç piyasayı daraltsanız ve bu yolla enflasyonu düşürmeye kalksanız bile insanlar minimum geçen seneki pandemi sürecindeki harcamalarını yapmaya devam etmek zorunda. Aksi takdirde aç. Aç ve hijyenik tüketimlerini yapamıyor demektir. Yani zaten tüketici ihtiyacını sınırlamış vaziyette. Harcamalarını sınırlamış vaziyette. Bundan daha ötesi artık başka sorunları beraberinde getirir. Şimdi vaka buyken buradan enflasyonun düşeceğini öngörmek çok zor. Çünkü sadece bizde değil, dünyada da gıda fiyatlarının pandeminin de etkisiyle birlikte arttığı bir süreçteyiz. Siz zaten hatırladığım kadarıyla yaz ayları boyunca enflasyonun yükselmesini bekliyordunuz. Bırakın Nisan'ın ayından sonra enflasyonun düşmesini, yaz aylarında enflasyonun yükselmesini, %19 seviyelerine kadar varmasını bekliyordunuz. Değil mi? Değil mi? Yani şimdi bu iş çıkacak. Çünkü bakın gıda fiyatları bir yandan bu baskıyı yapıyor. Evet. Öbür taraftan geçen sene 54-50 dolarlar civarında gezinen Brent petrol bu sene 60 dolarlar civarında geziyor. %25 artmış. Çok özür dilerim. %20 artmış demektir. Ha, bize ne Brent petrolden derseniz kullandığınız kalemden aldığınız ürünün ambalajına kadar her şeye etki ediyor. Evet. Şimdi buradan da bir enflasyon sıkıntısı, baskısı yediniz. Evet. Dolar kuru çıkışta buradan bir
baskı yemeye devam ettiniz. Hepsini bir kenara bırakın. Bütün şartlar eşit olsa bile, aynen stabil kalsak bile, üreticinin enflasyonuyla tüketicinin enflasyonu arasında henüz fiyatlara yansıtılmamış bir %15 var. %15 ne demek? Şu anda tüketici enflasyonunun %16'da olduğunu düşünürseniz, daha en az bu kadar fiyatlara yansımamış bir enflasyon payı var demek. Şimdi bütün bu koşulları alt alta dizdiğinizde Merkez Bankası yani ben böyle bir beklenti yaratırım ve enflasyon düşer anlayışıyla hareket ediyorsa, birincisi zaten enflasyon yıl sonu kendi enflasyon hedefini %33 arttırarak bu algıyı yıkmış vaziyette. İkincisi, kağıt üzerinde bir şeyleri düzeltiyor olmanız da sonuç vermez, çünkü zaten minimum harcama noktasına gelmiş vaziyette insanlar. Bu saatten sonra enflasyonu düşürmek uğruna, yani rakamsal olarak düşürmek uğruna, yoksa hepimiz temenni ederiz enflasyonun düşmesini de, rakamsal olarak düşürmek uğruna iç piyasayı biraz daha daraltmaya kalkarsanız, bu sefer elinizde nur topu gibi zaten sorunlu olan ama sorunu tetiklenmiş bir işsizlik gerçeğini yaşarsınız. Şu anda zaten bakın, işsizliğimiz hani düşüyor çıkıyor. Kimsenin inanmadığı bir işsizlik var. TÜİK'in ne diyordu ona? Atıl iş gücü diye tanımladığı, aslında yani böyle bir tanım yok. Bildiğiniz resmi işsizlik oranı %29 demektir bu. %29'luk bir işsizliği daha yukarılara taşırsınız. Çünkü firmalar çok ciddi bir sıkıntı içerisinde. Bakın, Türkiye'de istihdamın %55,8'i hizmet sektöründen, hizmetler sektöründen kaynaklanıyor. Ve siz şu anda zaten sorunlu olan hizmetler sektörünü 20 gün daha kapattınız, desteksiz. Buradan biraz daha piyasayı sıkıştırmaya kalkarsanız, hani işten çıkartmaları Haziran'ın sonuna kadar uzatmanız bir anlam ifade etmiyor. Firmaların kapanmasına neden olur. O zaman zaten işsizlik otomatikman önünüze gelir. Yani birinin atıyorum, ben Şevin Hanım'ın şirketinde çalışıyorum. Şevin Hanım'ın beni işten çıkartması kanunen yasaklandı. Şevin Hanım şirketi kapatırsa ne yapacağız? Evet, ben de tam aslında bu soruyu soracaktım size. Kapatmaların Türkiye ekonomisine etkileri ne olacak diye. Kimi uzman kapatmanın zaten 17 Mayıs'a kadar olduğunu ve şu ana kadarki süreçten farklı bir süreç yaşanmayacağını, kapatmanın çok fazla etkisi olmayacağını belirtirken, kimi uzman, kimi ekonomisi çoğunlukla kapatmaların ciddi bir etkisi olacağını, olumsuz etkisi olacağını ve bunun bütün yıla yayılacağını, sadece Mayıs ayına değil, bütün bir 2021 yılına yayılacağını belirtiyor. Siz nasıl öngörüyorsunuz acaba kapatmaların Türkiye ekonomisine etkisini? Tatlı olmayacak. Bakın şöyle söyleyeyim. Biz geçen Haziran'da tırnak içerisinde normalleşmeye geçtik mi? 2020 Haziran'da. Eğer Kasım'da bir kapanma yaşamasaydık, Ekim, Kasım gibi tekrar bir kapanma yaşamasaydık, işler de biraz toparlanmış olarak bu tarihe gelseydik, tolere edilebilirdi. Fakat o kadar büyük zikzaklarla ve zaten birikmiş sorunlarla bu noktaya geldik ki, bugün bu kapatmaları bugün oluyormuş gibi değil, biriken sorunların üzerine gelmiş gibi algılamamız veya okumamız gerekiyor. Yani her şey düzelmişti ve biz işte 17 gün, 18 gün, yuvarlayayım hadi, 20 gün kapattık olsaydı bu çok büyük bir problem olmazdı gerçekten. Fakat biz 20 gün kapatmaya Türkiye'de ekonomik olarak zaten sıkıntılı girdik. Vatandaşın ekonomisi sıkıntılı, esnafın ekonomisi sıkıntılı, hizmetler sektörü daralmış vaziyette, üretici sadece dönebiliyor bir takım ihracat kalemleriyle birlikte. Şimdi bu fotoğraf içerisinde 20 gün kapanma diye nitelendirmek lazım. Yoksa işte her şey yolundaydı ve 20 gün kapandık. Evet, bir şey olmaz, hiçbir etkisi de olmaz. Ama biz zaten ağır bir sorun silsilesiyle geldik ve onun üzerine 20 gün kapanıyorsa, burada başka bir problem var. Artı şunu denilecek yine, ben tahmin edebiliyorum. 20 gün sonra bir turist operasyonu, aslında bence Türkçesi bu.
Yani her gün 3.000-5.000 azaltabiliyorduk da niye azalttık, niye kongreleri yaptık vesaire gibi insanın aklına deli deli sorular geliyor. Yani orayı da TÜİK'in enflasyonu gibi rakam üzerinde azaltacaksak kıymeti yok. Çünkü yurt dışı bunu görüyor. Siz yurt dışından turist alabilmek için bu atraksiyona giriyorsanız bu çok sonuç vermez. Şimdi 20 gün sonra yani işler hadi düzeldi dediğinizde, bu arada hiçbir yükümlülük ertelenmiş vaziyette değil yani. Bu arada onun da altını çizelim. Yani siz kapatıyorsunuz ama işte kiranız, elektriğiniz, suyunuz, buyunuz her şey devam edecek. Ödenecek, evet. Firmaların bir merkez bankası özelliği yoksa, evet, para basabilme özellikleri yoksa bu yani eşyanın İmkansız. Tabiatına aykırı. Evet. Anladın mı? Yani gelmesin, gelirler gitsin ama giderlerin hepsi olsun. Şimdi siz 20 günden sonra hadi işler normale dönüyor, bakın vaka sayısını da azalttık diye ortaya çıkarsanız ve insanlara, bundan yakınan müteşebbislere de, çalışanlara da, vatandaşlara da hadi yine size kredi verelim derseniz, bakın şöyle bir problem çıkıyor. Bugün itibariyle kredi maliyetleri, yani bakmayın %19 faiz oranına. Reel sektörde minimum firmanın risk durumuna göre %22 ile 44 arasında değişiyor. Yani siz bir firmanızın, ortalama bir firma, riskli bir firma olduğunu düşünün. Bugün kredi almaya gitseniz, en iyi durumdaysanız 22'lerden başlıyorsunuz. Riskinize göre ortalama %30'dur Türkiye'de herhalde, risk oranına baktığınızda. %30'dan aşağı kredi bulamıyorsunuz. %30'da kredi alacaksınız, eski yükümlülüklerinizi kapatacaksınız. Bu arada o krediyi, evet, alıp işinizi geliştirip para da kazanmıyorsunuz. Evet. Şimdi, evet. Bu kısır döngüye bir yerde birinin dur demesi, evet, ve durumun hiç normal olduğunu, olmadığını söylemesi ve bir yol haritası oluşturması gerekiyor. Çünkü bu fotoğraf, bindik bir alamete gidiyoruz, kıyamete fotoğrafı. Evet, bugün turizm rakamları da açıklandı. Siz turizmden bahsederken ben ona da değineyim. Birinci çeyrek turizm rakamları açıklandı. Dış ticaret rakamları da açıklandı. O da iç açıcı değil. Turizm tarafında ciddi bir düşüş var. -4.7. Affedersiniz. Birinci çeyrek turizm rakamlarında aslında turizm rakamları da 2.5 milyar. Dış ticarette de ise 4.7 milyar dolarlık bir düşüş var. Dış ticarette ciddi bir şekilde açık yükselmiş durumda. Orada da iç açıcı bir durum yok aslında. Demek ki 2021 yılı 2020 yılından da daha zor geçecek gibi görünüyor Sayın Ünsalan. Hemfikirim. Şunu, bu söylediğiniz rakamları şuradan okumak lazım. Çıktısıyla okuyalım. Mesela turizm gelirleri 2,5 milyar dolar diyelim ilk çeyrek itibariyle. Hadi yazın biraz daha arttı. İyi niyetli davranalım. Buraya, evet, turist geldi diyelim. Çarpı 4 deseniz, üzerine de 1-2,5 daha koysanız, ki ben o rakamlara ulaşabileceğimizi düşünmüyorum. Turizmciler de düşünmüyor. 12-13 milyar dolarla yılı kapatırsınız. Dış ticaret açığınızın devam ettiğini düşünürseniz, bu otomatikman bir cari açık problemi demektir. Evet. Daha da büyüyen bir cari açık, düşen gelirler ve 4'te 1'e kadar düşmüş bir turizm geliriyle daha büyük problemler önümüze gelecek demektir. Öyle. Bakın, buradan aralığı söylüyorum ben size. Bunu aman canım ne yaptın diyenler olabilir. Bugünden söylüyorum ki aralık alanına geldiğimizde ne yapacağız, ne yapacağız diye düşünmeyelim. Bunun önlemini bugünden almak durumundayız. Yani Nisan ayının sonundan itibaren almak zorundayız. Biz yumurta kapıya geldikten sonra şimdi ne yapacağız diyoruz. Ondan sonra problemler birikiyor. Evet, problemler, evet, birikiyor. Dağ gibi problemler önümüze kriz olarak belki yığılıyor, değil mi? Döviz tarafını da etkiliyor. Kesinlikle. Bunların hepsi görüyor. Bu arada Sevgili Hanımcığım, şunun da altını çizeyim. Bütün bu anlattıklarım, hani biz lisedeyken okurduk ya, NŞA, normal şartlar altında. Ne yazık ki normalimiz bu. Herhangi bir jeopolitik risk olmazsa, ceteris paribus. Amerika'daki Halkbank davasından ekstra bir maliyet çıkmazsa gibi 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 gibi, evet, evet, birçok bilinmezliği, tabii,
dikkate almadan konuştuğum bir fotoğraf. Jeopolitik riskler dışında tabii ki. Evet. Yani Evet. bunlar her şey bu süreçte devam ederse önümüzdeki riskler. Diğerleri bonus. Üzerine Evet. ilave kat sayısını büyütün siz. Evet, hükümetin işi çok zor, Merkez Bankası'nın işi çok zor. Pazartesi günü Nisan ayı enflasyon rakamı açıklanacak. Tabii oradaki beklentinizi soracağım size. Ancak Sayın Şahap Kavcıoğlu, yeni Merkez Bankası, artık yeni diyemeyeceğim, Merkez Bankası Başkanımız Sayın Kavcıoğlu'nun toplantı yönetimi aslında dillerdeydi. Tüm uzmanlar bir şekilde orada bazı yorumlarda bulundu. Sayın Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu toplantısının yönetimi biraz yadırgandı. Yadırganması gerekir miydi? Yeni başkan olduğu için mi böyle oldu? Zor bir süreç mi onun için? Siz nasıl okudunuz, nasıl gördünüz? Bir kere herkesin bir toplantı yapma üslubu vardır. Hani ona bir şey diyemeyeceğim. Fakat genel anlamda şöyle yorumlamak lazım. Eğer gelecek olası sorular karşısında cevabınız yoksa biraz daha Haziran'ı kontrol eden, fazla söz vermeyen, bir soru gelecek gibi olursa önünü hemen kesmeye çalışan bir tavra girersiniz. Sanıyorum bu da her şeyi anlatıyor. Yani bir soru sorduğunuzda verecek cevabı yok yani. Sayın Kavcıoğlu'nun da yok. Yok. Peki Nisan ayı Yok. enflasyon için beklentiniz nedir? Valla TÜİK ne yapar, ne öngörür bilmiyorum. Ama normal şartlar altında bu enflasyonun şimdi Nisan ayı itibariyle düşeceği ifade ediliyor. Bu enflasyonun bu olasılıklar içerisinde gökten para yağmazsa ve birdenbire bir alım gücü artıp da piyasalar hareketlenip ki o da bir enflasyona neden olur ayrı konu, hiciv yapıyorum. Bir mucize olmazsa öyle diyeyim, yükseliş trendine devam etmesinin kaçınılmaz olduğu. Yani Ama %16'nın da üzerinde bir rakam. en az bu, En en az az. bu. Bunun ötesine geçebilir. Altına düşmesi hiç inandırıcı olmaz. Eğer zorlamayla altına düşürülürse de bu finansa ulaşımda başka riskleri beraberinde getirir. Bunu da bugünden ifade etmiş olayım. Evet. Son birkaç dakikamız kalmışken aslında çok tartışma yaratan ve gündem olan bir piyasa var. Kripto para piyasaları Sayın Ünsal. Sizin tabii bilgi dağarcığınız çok geniş olduğu için ben oraya da biraz Sağ olun. değinmek istiyorum. Türkiye'de özellikle bu para piyasası çok daha fazla aslında darbe yedi gibi görünüyor. Bilemiyorum dünyada örneği var mı? Sizce kripto para piyasasının geleceği ne olacak? Kısaca görüşünüzü alalım. Ya bu haliyle bence sürdürülebilirliği yok. Bir kere Evet. onun altını söyleyeyim. Altını çizeyim. Çok önemli bir tespit bu. Gelecekte dijitalleşen ekonomi ve yeni ekonomiyle birlikte dijital paranın veya dijital ödeme sistemlerinin hayatımıza daha çok gireceği kesin. Bakın, bundan bugünkü kripto paraları ayırmak lazım. Evet. Bugün bir kumarhaneye dönmüş vaziyette. Zaten muhatapları da işte bir gecede dünyayı 170 milyar dolar. Bırakın bizdekiler öyle bir iki tane örnek gerçekten o bizim Türkiye'deki borçluklardan yararlanan vurguncular. Dünya çapında bir gecede 170 milyar dolar, ikinci gecede daha sonraki bir gecede 353 milyar dolar hortumladılar. Bu hortum bir süre daha böyle gidecek. Ondan sonra diyecekler ki bu iş böyle olmaz. Çünkü bütün merkez bankaları aslında bir dijital paraya çalışıyor. Bizimki de dahil. Bir gün çıkılacak ve denilecek ki büyük belki de 2008'den sonra ikinci bir mütakip defalar soygun yapıldıktan sonra ya bu iş böyle olmuyor. Bunu bir merkeze bağlayalım. Benim en çok üzüldüğüm geleceğin ekonomik sistemi, ekosistemi olan koskoca bir blockchain, blok zincir teknolojisinin kripto parayla algılanır hale gelmiş olması. Doğru. Halbuki orada çok devasa bir teknoloji var. Evet. Yeni ekonomi orada dönecek. Bunun dönebilmesi için de bir dijital para sistemi zaten imkan veriyor. Evet. Şimdi siz bütün teknolojiyi konuşmaz, siz derken
Türkiye'yi kastediyorum. Tabii. Siz bütün teknolojiyi konuşmaz, sadece bugün ne vurduk cinsinden kripto para konuşuyorsanız daha çok dayak yersiniz. Evet. Bakalım. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Ünsalan verdiğiniz bilgiler Çok için. teşekkür ederim. Çok değerliydi. İyi çalışmalar diliyoruz size. İyi Aralım. hafta Sağ olun sonları. size de. Evet sevgili seyirciler, biz bugünlük paranın nabzının sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü paranın nabzında görüşmek üzere saat 17.50'de. Hoşça kalın. Vaniköy Kafe paranın nabzını sundu.